Şimdi İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu. Buyurun Sayın Ağır Alioğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün bir kere daha müşahede ettik ki aslında bu kabil görüşmelerin yapılması sürecinin hem komisyonlardan hem de Meclis Genel Kurulu'ndan hasıl olacak teklifler ve tenkitler üzerinden bir fayda yok. Biz buradan hatırı sayılır miktarda, mevzul miktarda gerekçeyi biz hükümetimize bunu teklif ettik. Hükümetimiz de bunu kabul etmedi gibi bir şikayet çuvalına doldurup o çuvallardan aldığımız işte neyse milletimize onları hükümetimiz adına arz edip şikayet edip oradan yeterli teveccühü alıp burada doğrusunu yapmaya çalışacağız. Siyasi mekanizmanın böyle çalışıyor olmasını çok verimli bulmadım, bulmuyorum. Hükümetimiz her teklifimizi kendi kalelerine gol atacakmışız hissiyatıyla göğüslüyor. Muhalefetin de kabul ediyorum ki en azından hepsi öyle değildir ama bir bölümü de şöyledir. Ne yapıp yapıp hükümetin kalesine gol atalım şehvetine kapılmış. Bu ikisinin arasında terörle mücadele yetkisi ve selahiyeti isteyen hükümetimizin etkin mücadele, acil eylem ve hesap verilebilir, sorulabilir alanlarda da daha rahat hükümete hareket etme, idareye hareket etme imkanını arzu eder taleplerinin arkasında bizim itirazlarımızın mücadelenin bir tarafında terör bölgesinde itirazlarla birleşir alanlar olduğu için biz de muhalefet tarafında çok göğsümüzü gere gere sözümüzü, sesimizi duyuramıyoruz. Yani ucunda PKK'nın canımızı yakmaya teşebbüs ettiği bir bölgeye müdahale talebinin de olduğu bir yerle alakalı hükümetin talebini şerh etmeye kalkınca terör sevicisi olmak parantezine girmekten korkuyoruz. Dolayısıyla bu bizim itirazlarımızın iltihaplı alanı haline geliyor. Sözümüz, sesimiz, teklifimiz, tenkidimiz mutlaka şerhlerle konuşma ihtiyacıyla karşı karşıya bırakıyor bizi arkadaşlar. Hükümetimiz hassasiyetimizi anlasın diye şerh ediyorum. Uğur Bey'in konuşmasında bazen ayan olanı beyan etmek lüzumsuzdur ama ayan olanı bir kere daha beyan ediyorum. Gençlik yıllarımızdan itibaren vatanımız, milletimiz, dinimiz, devletimiz için bir vatan nöbeti tutmaktayız. Hassasiyetlerimize havi olan iş şudur. Devletimizin varlığını tehlikeye düşürecek hiçbir organizasyona, bir toplu iğne başı kadar illiyet ve iltisakı olan insanlara tolerans göstermemek vatan borcudur, namus borcudur, şeref borcudur bize. Hep o hat üzerinde siyasi mesuliyetimizi kodladık. Lakin bizim bugün hükümetimizin terörle mücadelede zafiyet geçirmesinler, mutlaka yetkileri, selahiyetleri devletimizin istikbaliyle ilgili bir endişeyi izole edecek şekilde artırılsın desteğimizin rağmına hükümetimizin öğrenme maliyetleriyle ilgili endişelerimiz var. Yani artan yetki taleplerinden doğan hükümetin inisiyatifinin ve bu inisiyatifi kullanma şeklinin bu 16 yıl boyunca yanılma paylarından korkar hale geldik. Milletinizin Türk milleti olduğunu öğrenme maliyetinizden korkuyoruz, korktuk. Fethullah Gülen terör örgütünün terör örgütü oluncaya kadar bu yetkilenme süreçleri içerisinde kullandığı alanlardan devletimize suikast etmeye yöneldikleri 15 Temmuz'a kadarki sürecin içerisinde artan yetki taleplerinin her seçimden sonra elinize geçirdiğiniz ve yenilmezliğinize hamlettiğiniz siyasi sonuçların size sağladığı imkanları kullanma şekline ve bu imkanlardan doğan yetkileri kullanma usullerinize itiraz ediyoruz. Bunu şuraya birleştirdiğim için korkuyorum. Yani ne yetkinizden, ne yetki talebinizden, ne bu yetkilerden doğacak hakkı kullanma yerinizden imtina etmiyoruz. Kullanın, kullanmanız lazım. Devletimizi ayakta tutalım. Memleketimizin huzurunu sağlayalım. Ama takdir etmelisiniz ki çok parlak bir sicile sahip değil hükümetimiz. Yani artan yetkilendirilmiş mahkemelerle ordunun itibarına suikast edildiği bir dönemi beraber yaşadık. Genelkurmay Başkanı'nın silahlı terör örgütü olmak gibi bir parantez içerisinde itibarına ziyan edildiği bir sürecin içerisinde aslında bizim de mesuliyetimizin olduğu yerleri biliyoruz arkadaşlar. Bayraklara müdahale ettiğimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adıyla ilgili tartışmalar açtığımız, bugün terör parantezinde her türlü şeyi müdahale hakkını kendimizde bulduğumuz, sizin, bizim her zaman bulduğumuz ama sizin bugün öncelik haline getirdiğiniz işler içerisinde biz Allah hamdolsun hiç değilse şu rahatlıkla konuşabilir durumdayız.
Siz terör örgütü parantezine bugün bu düzeyde tonlamayla mücadele etmek istediğiniz insanlarla otururken de biz aynı şeyi söyledik. Söyledik. Duymadınız. Şu parantez içerisine alarak söyledik. Dedik ki cemaatlere devlet olma hakkını verirseniz bugün kurtarabildiğiniz işi yarın kurtaramazsınız. İtiraf etmek zorundayım ki ben aslında hükümetin kendi meşruiyet sosyolojisini bina ettiği yere aitim. 28 Şubat sürecinden itibaren devletin bir takım uygulamalarını antidemokratik bulan, onlardan mağdur olan, o mağduriyet üzerinde kendime milli, dini ve inançlarıma uygun bir mukavemet hattı kuran bir kardeşinizim ben. Ben 28 Şubat sürecinde başörtüsü diye konuştuğunuz o mağduriyet siyasal ikliminin içerisinde kızlarımız başörtüsü takamıyorlar diye başlarına erkeklerin başörtüsü takma organizasyonunu kuranlardan biriyim. 28 Şubat'ta adını şerefle, izzetle anayım. Vefat etti rahmetli anayım Muhsin Yazıcıoğlu'yla bu siyasi hatta ben milletin kadre uğramışlığına mukabele eden siyasi şuurun arkasında duranlardanım. O yetkilerin arkasında yetkileri kullanma şeklinin bizi iddialı hale getirdiği günlerin insanıyım ben de. Yani üniversitelerin tek sesli hale getirildiği zaman konuştuk. Dedik ki bu üniversitelerde niçin tek tip insan yetiştirmeye çalışıyorsunuz? Bu üniversitelerde niçin sadece size ait hükümete kızgınlıklarımızın cümleleri bunlar. Beraber kurduk bu cümleleri. Hükümetin yöneticilerine, o zaman hükümette olanlara avazımız çıktığı kadar bağırdık. Dedik ki bu üniversiteler hür tartışmanın, serbest fikrin kürsüleridir. Burada bizim gibi düşünmüyorlar diye bugün kadre uğrattığınız insanlar yarın sizin yerinize geçtikleri zaman size sizin gibi davranmayacaklar dedik biz. Dedik. Ben bugün hükümetimizi alınganlık etmeyin diye söylüyorum. Siz derken sizin içine kendimi de katarak siz. Biz derken bizim mesuliyetimize sizi de katarak biz diyor. Dolayısıyla istirham ediyorum. Bu alınganlık etmemeniz için açıklama şerhimi şuna katın. Biz kendi iddialarının altında kalmış bir siyasal iktidarın hesabıyla da konuşmaktayız. Yani ben bugün burada hükümetin yaptığı şeylere sadece kuru bir teşekkür edecek tarafın sözcüsü değilim. Yaptığınız her doğru işin hissesine hant düşüreceği tarafım. Yaptığınız her doğru işin beni şükür secdelerine taşıdığını bilmenizi isteyen tarafım. Şimdi dolayısıyla burada yapamadıklarınızın mesuliyeti adına kurduğum cümleler de mahcubiyetimin cümleleridir. Mesuliyetimi artıran alanın cümleleridir. Yani bugün biz üniversitelerde arkadaşlar basın hürriyetini konuştunuz, ifade hürriyetini konuştunuz. Yeminle söylüyorum ben bu siyasal dille üniversitelerde serbest kürsü arar halde kendim konuşamaz hale geldim. Bırakın sizin muhalifleriniz. Ben üniversitelerde konuşurken üniversite yönetimlerinde olup da bize mihmandarlık eden hocaların şu korkularıyla konuştum. Ya hükümete birazcık kantarın topuzunu kaçırır cümleler kurarsa acaba biz sıkıntıya düşer miyiz korkularıyla konuştum arkadaşlar. Hala öyle konuşuyorum. Çocuklarımız üniversitede okuyamıyorlar diye başlattığımız mücadeleyi biz kendimiz üniversitelerde konuşamaz hale getirerek finale taşıyamayız. Dolayısıyla yetkilerinizi kullanırken bizim geleneğimizin, fikir geleneğimizin nerelerden beslendiğini unutmamak zorundasınız. Unutmamak zorundasınız. İmam-ı Gazali'nin müderrislik yaptığı medreselerde Allah'ın varlığını, yokluğunu kendi öğrencilerine paylaştırıp tartıştırdığı bir geleneğin üniversitelerimizi ayakta tuttuğunu bilen insanlarız arkadaşlar. Dolayısıyla ben ifade hürriyeti var diye konuştuğunuz, önünü açıyoruz diye övündüğünüz bu sürecin içerisinde televizyona çıkma imkanı bulamayan bir siyasal partinin saflarından buraya geldim. Üniversitelerde konuşama, televizyonlarda konuşama, gazetecilerle tebdili kıyafet görüş, kanaatlerini ifade edeceğin gazetecilerin isim vermeden kanaatlerini paylaşmasına dair bir korku ikliminin içinde konuş. Ondan sonra da deyin ki olağanüstü hali sadece ülkenin huzuruna dair bir hassasiyetle istiyoruz. İsteğinize itirazım yok. Bu mevzuda samimiyetinize de tam anlamıyla kanıyım. Ama bu yetkileri kullanma şeklinizi eksik buldum. Yanlış buldum çoğu zaman. Çünkü biz o hassasiyet girdabının içerisinde ben size ait sosyolojinin cümlelerini kuruyorum. Ben sizin de üzerinize şahsiyetinizi bina ettiğiniz değerler dünyasına ait bir yerden konuşuyorum. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden Uğur Bey konuştu. Hattını çizdi ki bu memleketin hukuka değil huzura ihtiyacı var. Ama biz hukukun huzur getirdiğine inananlardanız. Yani huzur gelecek diye hukuku ıskalayacak bir geleneğin insanları değiliz biz. Biz bu memlekette Diyanet'in reiyle Hayrettin Karaman'ın reyi çarpışınca
Hayrettin Karaman'ın reyini tercih eden bir geleneğe aitiz arkadaşlar. İstirham ediyorum, hatırlayın lütfen. Lütfen hatırlayın. 90'lı yıllarda Diyanet mi Hayrettin Karaman mı diye söz çatışınca biz aslında Diyanet değil Hayrettin Karaman diyenleriz. Hatırlayın lütfen. Ama şimdi biz ben bile bu hassasiyetlerin içerisinden kalbi artık bu işlere doğrulmaz haldeyim. Dolayısıyla bugün burada size ifade etmeye çalıştığım Teşekkür ederim Sayın Ağralioğlu.